1968 yılından itibaren Kültür Bakanlığı'na bağlı sistemli arkeolojik kazı çalışmalarının yürütüldüğü Kaunos'ta yapılan ilk araştırmalar ve yayınlar 1840'lı yıllara rastlar. İngiliz Kraliyet Coğrafi Keşifler Topluluğunca başlayan bu süreç, 1877 yılında Fransız arkeolog Maxime Jolignon ve 1920 yılında da İtalyan araştırma heyetiyle devam etmiştir. 1946-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eski Çağ Tarihi Profesörü George Bean, Kaunos'ta yazıtlara ağırlık veren çalışmalar gerçekleştirmiş, 1965 yılında ise İsveç Arkeoloji Enstitüsü'nden Paavo Ros, kaya mezarlarına odaklı çalışmalar yürütmüştür. 1966 yılında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Baki Öğün'ün başkanlığında başlayan ulusal kazılar, 2001 yılında hocanın vefatı sonrasında 20 yıl boyunca Profesör Doktor Cengiz Işık tarafından sürdürülmüştür. Kaunos'ta yeni dönem arkeolojik kazılar, Muğla Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doçent Doktor Ufuk Çörtük tarafından yürütülmektedir. Anadolu Arkeolojisi'nde bu hafta Kaunos'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta Kaunos'a gelmiştik. Limandan Agora'yla başlamıştık. Kaunos hemen Dalyan'ın yakınında. Bugünkü Dalyan Çayı Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'in arasında uzanıyor. Antik adı Kalbis ve aynı zamanda da Likya ve Karya'nın hani doğal bir sınırı da oluyor. Ve yine biz geçen hafta bahsetmiştik, hemen komşu Halikarnassos Bodrum kentinden olan tarihin babası sayılan Herodot'a göre Harpagos, yani Pers generali M.Ö. 6. yüzyıl ortalarında İonya'ya baş eğdirdikten sonra Karyalılar, Kaunoslular ve Likyalılar üzerine yürüdü diyerek Kaunos'u sanki Karya ve Likya arasında farklı bir ülkeymiş gibi konumluyor. Biz Kaunos'u bugün Karya kenti olarak kabul ediyoruz. Roma döneminde de o eyalet sisteminde bir Karya kenti. Ama gerçekten de kendine has, yani Karya'dan ve Likya'dan ayrı özellikleri var. Bunun başında belki de dili geliyor. Kaunos ismi aslında daha geç bir dönemde. Hani geç derken M.Ö. 4. yüzyıldan daha sonraki bir dönemde kullanılmaya başlanmış. İşte o Miletos'un efsanevi oğlu Kaunos'tan almış. Anadolu coğrafyasında siyasi dengeler çok sık değişiyor. İşte hep istilalar var. Dolayısıyla da kentler bu değişimlere hep ayak uydurmak zorunda. Bu isim değişikliği de bunun bir sonucu olsa gerek. Artık 4. yüzyıl sonunda özellikle Büyük İskender'den sonra o Helen Yunan egemenliği, ama bu egemenlik tabii aslında bir Yunan krallığı veya devleti değil de daha çok kültürel bir egemenlik anlamında. Çünkü her ne kadar bunlar Luvili de olsalar, işte biliyoruz ki o Herodot tarihini Yunanca yazıyor. Homeros o İlyada ve Odisse eserini yine Yunanca yazıyor ki kendisi İzmirli aslında. Yani bir Yunan kültür emperyalizmi var. Ve işte o Helen Yunan dünyasına adapte olmak için de Kaunos adını değiştiriyor. Nedir peki eski adı? Kıbit. Geçen hafta çok detaylı anlatmıştık. Likya'da, Santos'ta, Leton'da bulunan üç dilli yazıtta geçen Kıbit, 1996 yılında Kaunos'ta bulunan Kaunos stili olarak bilinen iki dilli yazıtta da Kıbit adı geçince ve Kaunos'u sikkelerinde de K ve D kısaltmaları da olunca hiç kuşkusuz ki Kaunos'un eski adı Kıbit'miş. Bu Karca bir isim. Yine ilginç bir şekilde bu Kaunos stilindeki Karca harflerde aslında Karca olmayan unsurlar da var. Öyle anlaşılıyor ki Kaunosların aynı Side gibi kendilerine has, kendilerine özgü bir dilleri varmış.
Yaklaşık 5.30'a 8 metre genişliğindeki çeşme binası, görkemli teras duvarı önüne erken Helenistik dönemde inşa edilmiştir. Yan kısa duvarlarının uzantıları arasına yerleştirilmiş iki sütunlu cephesi agora'ya dönük konumdadır. Çeşme binasının mimari ayrıntılarda gözlemlenen plan değişikliklerine ait izler, yapının Kaunos halkına yüzyıllar boyu hizmet ettiğini göstermekte ve yapının günümüzdeki son evresi milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Çeşme yapısının limana bakan duvarına yerleştirilmiş gümrük nizamnamesi, dönem ekonomisinin işleyişi açısından önemli bilgiler sunar. İmparator Hadrian dönemine tarihlendirilen yazıtta, imparatorluk nezdinde eyalet yönetimi açısından Kaunos'un hem karada hem denizde Likya'ya dahil olduğu anlaşılmıştır. Gümrük yasalarının uygulanmasından Likya Birliği yöneticisi Lukiark ünvanlı İmparator kültü başrahip Stestemis söz sahibidir. Transit mallar dışarıda tutulmak kaydıyla tüm ithal ve ihraç ürünlerinin her sınır geçişinde yaklaşık %2,5 oranında vergilendirmeye tabi tutulduğu anlaşılmakta, ancak kayıt dışı transit mala rastlanması durumunda malın tamamına el koyma hakkı doğmaktadır. Öte yandan, kutsal günlerde tüketilecek ve hayır işlerinde kullanılacak ürünlerde ya da örneğin hava koşulları nedeniyle zor durumda kalmış yabancı tüccarların gemilerinin bakım ve idamesi için tedarik etmek zorunda oldukları mallara vergi muafiyeti hakkı tanınmıştır. Yazıta göre, Kaunos'un en önemli 3 ihraç ürününün göz merhemi yapımı dahil tuzlu balık ve türlü salamura işlemleri gibi çok geniş kullanım alanı bulan tuz, gemi yapımının önemli ham maddeleri arasında yer alan katran ve reçine olduğu anlaşılmaktadır. Evet, Kaunos'un ilginç yapılarından çeşme binası. Kazılar başlamadan önce bunun çeşme binası olduğu bilinmiyordu. Bu coğrafyayı en çok gezenlerin başında 1950'li-60'lı yıllarda İstanbul Üniversitesi'nden bir İngiliz hoca olan Profesör George Bean geliyor. Kendisi aynı zamanda bir epigraf, yani antik yazıtları okuyan birisi olduğu için hem Karya'da hem Likya'da hem İonya'da, ama özellikle Karya ve Likya'daki dağlık kesimlerde pek çok antik kentin adını lokalize etmiş. Birçok yapıyı doğru olarak tanımlamış ki o 50'li 60'lı yıllarda, hani o tabii bizim gibi arabalarla, dört çeker araçlarla gezmiyordu. Yayan geziyordu, katır sırtında, at sırtında geziyordu. Hani gerçekten onu da rahmetle analım. İşte Kaunos'a geldiği zaman bu bina tabii böyle durmuyor. Bir taş yığını şeklinde duruyor. Ama in situ duran, yani orijinal yerinde durduğunu saptadığı bir yazıtlı bloktan gümrük nizamnamesiyle ilgili satırlar okuyunca bunu bir gümrük binası olarak tanımlıyor. Rahmetli hocamız, benim de beraber çalıştığım 1983 yılında Profesör Doktor Baki Öğün, ki Kaunos kazısının 66 yılında ilk kazı başkanı, diyelim bilimsel kazı başkanı, bu binayı tabii o yazıtlardan dolayı ilk çalışılan yerlerden bir tanesi, temizliyorlar, ayağa kaldırıyorlar. Ve o zaman kesin olarak anlaşılıyor ki aslında bu bir gümrük binası değil, bir anıtsal çeşme. Helenistik dönemden başka evleri de olmuş, yani Roma çağında da onarımlar görmüş, ama yapı esas itibariyle Helenistik dönemde inşa edilmiş bir çeşme binası. Bugün suların aktığı delikler de duruyor. Üstteki mermer restorasyon son yıllarda yapıldı. O hani iyi teknikle eski ve yeni malzemeyi çok rahat ayırabileceğiniz bir şekilde yapıldı. Ama yan duvarında, batıya bakan duvarındaki gümrük nizamnamesi oldukça ilginç. Bize antik çağda buranın gümrük kanunları ile ilgili değerli bilgiler veriyor. Bir de şunu anlıyoruz ki Kaunos Limanı, Dalyan Çayı'nın getirdiği alüvyonlar ve o çayın sürekli yer değiştirmesiyle artık biraz değişikliğe uğramış. Gemiler içeri girmekte zorlanınca hani biraz da nazlanıyorlar içeri girmeye.
hani biraz da teşvik amacıyla bazı kanunlar değiştirilmiş. İlginç bir şekilde yine bu yurttaşların bu deniz değişikliğinden dolayı olabilecek kayıplarını da iki tane Kanoslu yurttaş 60 bin denar bağış yaparak karşılama görevi almışlar. Liman Agorası'nın kuzeyinde yapılan arkeolojik kazılarla düzleştirilmiş kayalık terasın erken süreçlerden itibaren kutsal alan işlevli olarak kullanıldığı 2000'li yılların başında kanıtlanmıştır. Alanda Hekatomnitler döneminde Tanrı Basileus Kaunios'un Helenistik dönem içlerinden Roma dönemi sonuna kadar da Tanrı Apollo'nun kutsandığı anlaşılmıştır. Kültün yerel tanrıdan Apollon'a dönüşümü, kazı buluntuları arasında ele geçen Basileus Kaunios başından Apollon'a dönüştürülmüş bir mermer heykel başla belgelenmiştir. Kutsal terası kuzey yönde sınırlayan 30 metreye 10 metre genişliğinde 5 odalı ziyafet binasıyla, onun hemen güneybatısında Temenos duvarının çevrelediği alanda 4.70'e 3.30 metre genişliğinde bir kült odası açığa çıkarılmıştır. Kült odasının yanı başında işlenmeden bırakılmış kaya kütlesi, Kaunos'ta Artemis kayalığı olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamanın başlıca sebebi, kutsal odanın tabanına yakın bir yerden ele geçen ve bugün Fethiye Müzesi'nde sergilenen yaklaşık yarım metre yüksekliğinde Mira, Perge, Afrodisias ana tanrıçalarıyla paralellik sunan tanrıça heykelciğinin açığa çıkarılmasıdır. Baş dışında yekpare bir blok olarak işlenmiş heykelin gövdesi üzerinde bereket meyve ve hayvanlarıyla mevsimsel döngünün temsilcisi zodyak burçları betimlenmiştir. Agora'nın hemen arkasında oldukça karışık yapılar topluluğu var. Çünkü bu alan yüzyıllar boyunca kullanılmış. Yine Anadolu arkeolojisinde hep söylüyoruz ki biz Kaunos'a, antik kente bakınca bugünü sadece görüyoruz. Oysa bu baktığımız alanda yaklaşık 700-800 yıllık bir hareket, devinim olmuş. Şimdi aslında bu son yıllarda yapılan kazılarda önemli bilgilere ulaşıldı. Burada bulunan bazı yazıtlardan hocamız Baki Hoca burada kazı yapma gereği duydu. Ama bunlar biraz geç dönemde oldu tabii. Burada kazılar yapınca oldukça ilginç ve eski, yani işte bu gördüklerimiz milattan sonra 5. 6. yüzyıldansa milattan önce 5. 4. yüzyıllarda burada önemli bir kült alanı olduğu ortaya çıktı. Apollon kült alanı. Gidip o alanı hani kaldığı kadarıyla bir inceleyelim. Bu alanda yapılan kazılar oldukça ilginç bilgiler verdi. Ele geçen bir yazıtta milattan önce klasik çağ dediğimiz milattan önce 4. yüzyıldan, yani İskender öncesi dönemden, biliyorsunuz Karya'nın başkenti o zaman Halikarnassos ve yöneticisi de Mausolos, hani adına o mezar yapılan bizim mozoleum ya da mozole dediğimiz kişi. Ve burada dönemin çok ünlü bir duvar ressamı, fresk ressamı Protogenes buraya bir anıt diktirmiş. İşte bu Kral Mausolos ve babası Hekatomnos için. Ve bu anıtta da üç kez tekrarlandığından bildiğimiz bu anıtı tam olarak Apollon kutsal alanına dikmiş. İşte biz bu yüzden buranın Apollon kutsal alanı olduğunu biliyoruz. Tabii işte arkeoloji çok zor bir meslek, çünkü o 4. yüzyıldan milattan sonra 6. 7. yüzyıla kadar burada sürekli bir faaliyet olduğu için
o tapınağın parçalarını orada burada devşirme kullanılmış olarak buluyorlar, bulmak zorunda kalıyorlar. Alan çok değişmiş ama burada kesin olarak saptanmış hem arkeolojik verilerle hem epigrafik verilerle bir Apollon kutsal alanı var. Ki bu alan aslında hemen biraz sonra göreceğimiz Teras Tapınağı dediğimiz ve Kaunos'un kendi yerel tanrısının olduğu tapınağın hemen aslında yanında. Olasılıkla bu da aynı Basileus Kaunias'a yani buranın yerel tanrısına adanmış bir tapınakken o 4. yüzyılda Apollon olarak değişmiş. Zaten biz Anadolu arkeolojisinde hep görmeye alışkınız. İşte o Anadolu'nun ana tanrıçası Kybele, Mater, Yunan döneminde aynı ikonografiyle işte nasıl Artemis gibi, Demeter gibi, Afrodite gibi anılıyorsa erkek bir tanrı da Apollon olarak burada tekrar yaşamaya devam etmiş. Teras Tapınağı olarak adlandırılan yapı, Kaunos'ta en uzun soluklu araştırma alanlarından biridir. Alandaki çalışmalar 1967 yılında başlamış, 2000'li yıllara kadar devam etmiştir. İlk çalışmalar, Agora ve Limana hakim yapay terasın kuzeydoğu-güneydoğu yönünde devam etmiş, bu çalışmalarda M.Ö. 1. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen tapınak, 960'a 680 kareye yakın kutsal bir oda önünde, yan duvarların arasına iki dor sütunun yerleştirildiği inantis bir plan göstermiştir. İki basamaklı krepidoma ve sütunlar mermer, sella duvarları ise kıyı taşındandır ve üzerleri zamanında sıvanmış ve boyanmıştır. Tapınağın etrafı, M.Ö. 1. yüzyıla tarihlenen dor düzeninde 30 metreye 30 metre ölçülerinde sütunlu bir galeriyle çevrelenmiştir. Kutsal alan içinde, tapınak aksına teğet olarak inşa edilmiş, yuvarlak planlı bir başka kutsal alan bulunur. İç çapı yaklaşık 6,5 metre olan yuvarlak bir peristasis ve önünde sunaktan oluşan yapıya ait, sunağın önünde açılan derin sondaj çukurunda 3,5 metre yüksekliğinde Baitylos adı verilen çok az işlenmiş, hafif piramidal, monolit bir kutsal taş bulunmuştur. Akdeniz dünyasında örneklerine erken süreçlerden itibaren rastlanan bu kutsal taşlar, özde gökten düştüklerine inanılarak kendilerine tanrısallık atfedilen taşlardır. Ege dünyasında Apollon, Artemis, Afrodite ile ilişkilendirilirken, Fenike ya da Samilerde ana tanrıça Astarte tapınımında öne çıkar. Kaunos'un belki de en ilginç yapılarından bir tanesi Teras Tapınak olarak adlandırılan bu yapı. İlginçliği nereden geliyor? Aslında çok evreleri var ve anlaşılması güç bir yapı. Yine Profesör George Bean buraya geldiği zaman bu yuvarlak yapıdan ve bir takım işte su künkleri bulunca bunu bir çeşme olarak niteliyor. Elbette ki hemen bu taraftaki inantis planlı dediğimiz yani önünde sadece iki sütun bulunan yapının bir tapınak olduğu son derece aşikar. Dolayısıyla bir teras tapınağı dendi. Daha sonraki evresinde hemen yanına bir kilise inşa edilmiş. Yani o tapınak alanı kutsallığını yine korumuş. Aslında burası büyük bir teras duvarıyla oldukça görkemli, özellikle Agora'ya bakan yönünden teras duvarıyla oluşturulmuş suni bir alan. Ve burada uzun yıllar meslektaşımız, arkadaşımız Profesör Doktor Adnan Diler çalıştı şimdi Muğla Üniversitesi'nde ve buranın neredeyse bütün sırlarını başarılı bir şekilde açığa çıkardı. Öncelikle bizim hep yazıtlardan bildiğimiz bir Basileus Kaunias var. Basileus biliyorsunuz Yunanca kral demek. Hatta hani bazilikalar, idari yönetim binaları hep anlatıyoruz formunu kiliseye veren. İşte bu bir Kaunos kralı mıdır? Yoksa bir tanrı mıdır hep tartışılır ama epigrafik ve arkeolojik veriler
bizi bugün getirdiği nokta özellikle buradan elde edilen bilgilerle bu Basileus Kaunias'ın aslında Kaunos'un baş tanrısı olduğu yönünde ve tamamen yerel bir tanrı. Antik kaynakların bize aktardığına göre Kaunoslar kendi tanrılarına çok düşkünler. Alanda sürdürülen çalışmalar buranın milattan önce 1. yüzyılda bu hale getirildiğini bize saptadı. Ve yine 83 yılında benim kazıda olduğum bir zamanda hemen kilisenin avlusunda bir mezar vardı. O kazılarda yuvarlak silindirik bir kaide bulundu. Üzerinde Dios Zoteros yazıyor. Ne demek? Dios Zeus yani tanrı, Soter kurtarıcı, kurtarıcı tanrıya adanmış. O zaman buranın o Zeus'la bir ilişkisi olduğu anlaşıldı. Bilim insanlarının hep kafasını kurcalayan bu yuvarlak yapı oldu. Dediğim gibi buna bin önce çeşme dedi. Çünkü bunun herhangi bir kapısı yok, bir girişi yok. Kazılardan da çok net anlaşıldı. Peki ne işi var tapınağın ortasında? Hani orada bir tapınak, Temenos alanı. İşte burada yapılan kazılarda bunun ortasından bir sondaj yapılmaya karar verildi. Ve bu sondaj yapıldık. Bayağı derinde, yaklaşık 3 metre kadar derinde büyük bir böyle sivri piramidal bir kaya bulundu. Bu kaya ilginçti. Aslında işlenmemiş bir heykel değil ama işte milattan önce 5. yüzyıl ve öncesine yani burası o Hekatomnos dediğimiz Bodrum sülalesinin eline geçmeden önceki dönemlerden bulunan sikkelerin üzerinde aynı bu piramidal büyük kayayı görmek mümkün ve bu kayanın iki yanında K ve D kısaltmaları var. Kıbit adı yani ve bu aslında işte Kaunos'un baş tanrısı olan Basileus Kaunias'ın tasvirsiz ya da resmi olmayan bir tasviri diyelim. Anadolu'dan biz buna alışkınız. Bir kaya bir tanrının tasviri olabilir. Sikkelerinde de beliriyor. İşte bu piramidal kaya burada 3-3,5 metre dolgunun altında bulundu. Dolgu malzemesinden anlaşıldığına göre işte milattan önce belki 6. 5. yüzyıllarda o kaya görünür ve bir tapınak iken yavaş yavaş yukarıdan gelen alüvyonlarla dolmaya başlayınca önce bir teras duvarı yapmışlar onu durdurmak için. Fakat daha sonra o da yetmeyince onu tamamen bir duvar içine alıp üstü kapanmış yani altta kalmış. Tabii bunu Kaunoslar biliyordu, biz bilmiyorduk o sondaj yapılana kadar. Bu da bizi bu yapının işlevi konusunda önemli bir ipucu veriyor. Demek ki bu bir abaton heroon. Yani nedir abaton? Artık orada bulunmayan o tanrının tapınağı anlamına geliyor. İşte bu yapı tam onun üstünde, ortasında sunağıyla bir abaton heroon olarak kutsal işlevini sürdürmüş. Kaunos'ta geçen hafta limandan başlayan yolculuğumuzu bu hafta Çeşme binası, Apollon kutsal alanı, teras tapınağıyla üst koduna kentin geldik. Rahmetli Baki Hoca da yorgun bir kazı günü sonrasında mutlaka bu ağacın altında oturur. Burada dinlenirdi. En sevdiği yerdi bu ağacın altı. Kendisi rahmetli olduktan sonra buraya onun anısına bir küçük bahçe yaptılar. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz ve önümüzdeki hafta Kaunos'un hamam, bazilika, ölçüm platformu, kaya mezarları, tiyatro gibi yapılarıyla devam edeceğiz. Hoşça kalın.